Meksika, resmi adıyla Birleşik Meksika Devletleri, Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyet. Meksika, yüz ölçümüyle Amerika kıtasındaki 6. dünyadaysa 13. en büyük bağımsız ülke konumundadır. Karteller, illegal işler ve daha birçok özelliğiyle Meksika tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Peki Meksika hakkında her şeyi biliyor muyuz? Sanmıyoruz ama bu videoyla Meksika hakkında daha önce duymadığınız inanılmaz şeyleri öğreneceksiniz. Öncelikle Meksika fakir bir ülke. Kartellerin cirit attığı ülkenin ekonomisi 1994'te tamamen çökmüş. Günümüzde ise yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorlar. Bugün hala fakir olsa bile Meksika, dünya ekonomisi için oldukça önemli. Latin Amerika ülkeleri arasındaysa bir güç olarak öne çıkıyor. Ülkenin en büyük sorunlarından biri Amerika'ya giden kaçakçılar. Trump'ın başkan seçilmesiyle Amerika bu konunun üzerine daha çok gitmeye başlamış ve hatta iki ülke arasına duvar bile örmüştü. Meksika ise dünya basınına genelde bu olayla manşet oluyor. Amerikalıların Meksikalılara karşı olan bu ırkçı tavrının elbette ülkede bir karşılığı var. Bayraklarına aşık, milliyetçi Meksikalılar Amerikalıları hiç sevmiyorlar. Dünyadaki kötü imajlarını Hollywood ve televizyona bağlıyorlar. Ama yine de Amerika'ya göç etmekten de geri durmuyorlar. Bunun da en büyük sebebini ekonomi oluşturuyor. Amerika'da yaklaşık 5 milyon 600 bin kaçak göçmen yaşıyor. Bu kaçak göçmenler Meksika'daki ailelerine her ay 2 milyar dolar civarında para gönderiyorlar ve bu da Meksika ekonomisinin %3'üne denk geliyor. Meksikalıların en karakteristik özelliklerinden biri ertelemeyi sevmeleridir. Meksika halkı tembelliğiyle ünlüdür. Her şeyi yarın yapmayı severler. Her şey yarın yapılır. Yarım yamalak iş yapmayı severler. Bunun yanında Meksika, fakir bir ülke olmasına karşın dünyanın en uzun çalışma saatlerine sahip. Maaşlar 1'inde ve 15'inde olmak üzere ayda 2 defa yatırılır. Meksika'daki gece hayatı ve eğlence kültürü oldukça gelişmiştir. Genel anlamda maaşlar ikinci gün suyunu çeker. Buna önlem olması için böyle bir yöntem geliştirilmiş. Bira, müzik ve tacos onlar için vazgeçilmez üçlü. Bunların yanına bir de futbol eklersen onlardan mutlusu yok. Meksika'da gece hayatı çok çok hareketli. Ev partilerini ve son ses müzik dinlemeyi çok severler. Bu yüzden de evlerinde buzdolabı büyüklüğünde hoparlörler vardır. Cuma ve cumartesi gecesi yan komşu sabaha kadar parti veriyor olabilir. Bundan da kimse rahatsız olmaz. Bu tip şeyler normaldir. Ayrıca marimba sokak müziği diye bir şey de var. Herhangi bir restoranda çalınmaya başlanan marimba ismindeki müzik enstrümanı ilk başta güzel, sonraysa tatsızlık seviyesi artan bir deneyim yaşatabilir. Meksikalılara dair söyleyeceğimiz ilginçlikler bunlarla sınırlı kalmıyor. Mesela sigarayı zararlı bulup marihuanayı tercih ederler. Ayrıca geniş yelpazede mutluluk artırıcı öneriler sunan amcalar var. Mesela caddede yürüdüğünüz bir akşam karşınıza çıkan bir adam size sorular sormaya başlar. Uçmak ister misin? Daha sonra karşı cinsinizi size sunar. Erkek ya da kadın ister misin? Daha sonraysa hem cinsinizi size sunar. Erkek ya da kadın ister misin? Tüm sorulara cevabını sayırsa iyi akşamlar der, yoluna devam eder. Erkekler maço gibi görünse de evde kadının sözü geçer. Kadınlar çok çalışırlar. Meksika'da yeni doğan bebeklere hem annesinin hem babasının soyadı verildiğinden isimleri bu kadar uzundur. Ulu orta çocuk emzirmekse ülkede hiç anormal karşılanmaz. Mesela kadınlar markette göğsünü tamamen açıp emzirebilirler. Bunun yanında kadınları farklı amaçlar için de kullanıyorlar. Örneğin her türlü reklamda yarı çıplak kadın unsurunu kullanıyorlar. Su deposu satan mağazanın bile dışında bikinili kadın fotoğrafı vardır. Meksika demişken müthiş lezzetli mutfaklarından bahsetmezsek olmaz. Efsane yemekleri, efsane sosları vardır. Meyveleri bile acı soslayıp yerler.
Ancak Meksika mutfağı son derece sağlıklı gözükse de obeziteyle mücadele eden ülkeler sıralamasında ilk üçtedir. Peki bizim Bursa dönerinin Meksika'da pastör döner olarak bilindiğini daha önce duymuş muydunuz? Adı pastör olan Türk asıllı Alman bir vatandaş günün birinde Meksika'ya yerleşmiş ve bizim Türk dönerini Meksikalılarla tanıştırmış. Sonuç mu? Şu an Meksika'da bizim Bursa döneri pastör olarak bilinmektedir. Meksika şaşırtıcı bir şekilde güvenlidir. Eğer illegal işlerle ilgilenmiyorsan uyuşturucu kartellerinin olduğu yerler bile güvenlidir. Ama ülkede unutulan eşyanın alınması ya da çalınması hak görülüyor. Çok ilginç, öyle değil mi? Meksikalılar sanata aşırı değer veriyorlar. Hatta ülkedeki sanatçılar vermeleri gereken gelir vergisini yalnızca sanatlarını icra ederek de ödeyebiliyorlar. Meksika sokaklarında her köşe başında eczane vardır. İlaca aşırı düşkün olan Meksikalılar para bulup eczane açabiliyorlar. Korsan ürün satışındaysa çığır açmış durumdalar. Korsan piyasa pazarının uyuşturucu ve petrolden daha fazla olduğu söyleniyor. Meksika ayrıca su krizi çeken ülkelerden bir tanesi. Ülkenin başkentinde yoğun yeraltı suyu kullanımı yüzünden şehrin bazı bölgeleri yılda 10 santimden fazla batmaya başlamış. Bu yüzden Mexico City'yi ziyaret ederken eğri yollar ve binalar görebilirsiniz. Peki Meksika halkının büyük bir çoğunluğunda 20'lik diş olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalarda kökleri Aztek ve Mayalara dayanan bu halkın DNA'sında 20'lik diş genleri saptanmamış. Meksika ile alakalı pek bilinmeyen ilginçliklerden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada televizyon var. Renkli televizyon 1942 yılında Guillermo González Camarena tarafından icat edilmiştir. Meksika topraklarında en fazla sürüngen yaşayan ülkedir. Ülkede toplam 707 tane değişik sürüngen türü mevcuttur. Boğa güreşinin ana vatanı olmasa da dünyanın en büyük boğa güreşi arenası Meksika'dadır. Dünyanın en büyük piramidi Cholula'da Mısır değil Meksika'dadır. Meksikalıların bir diğer ilginç gelenekleri de yılbaşını 12 üzüm yiyerek kutlamaları. Tam saat 12 olduğunda kilise çanı 12 defa çalar, her çalışında bir üzüm yenir ve her üzüm yenildiğinde bir dilek tutulur. Eğer böyle yapılırsa dileklerin yerine geleceğine inanılır. Meksikalılarla ilgili bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Peki sizce Meksika tuhaf bir ülke mi? Orada yaşamak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz.